yapıyorsun sen? Gel benimle. Ödümü patlattın deli kız. Ya düşüverseydin? Düşmem Mustafa, merak etme. Çocukluğumdan beri hep yaparım böyle. Halamın güvercinleri gibi Mustafa. Sanki ben de birden böyle uçuverecekmişim gibi. Ben ne olurum sen uçup gidersen? Aşk olsun Mustafa'm, hiç gider miyim? Seni bırakıp nereye giderim ben? Neyin var Mustafa'm, bozuldun mu sahiden? Bozulduysan bir daha hiç yapmam öyle. Yok, başka bir şey var sende. Yüzün düşmüş belli. Ne oldu Mustafa? Ne oldu? Söyle bana. Babam mı yoksa? İstemediler değil mi beni? Yapsınlar benim gibi öksüz gariban gelini, onlar da haklı. Anam dedi ki, bu Yemen'in kaderinde olduğu müddetçe hiç ayrılmazsınız dedi. Baban ne dedi Mustafa? Kader. Senin adını neden kader koymuşlar biliyor musun? Bilmem. Anam doğumda ölünce herhalde. Yok. Ondan değil. Ya neden? Sen benim kaderimsin de ondan. Ben sensiz yaşayamam kader. Anam az bekle. Yine konuşuruz, babandan yumuşar dedi ama. Ben biliyorum, babamın aklı değişmez. Ben kararımı verdim. Kaçıracağım ben seni. Kaçacak mısın benimle? Gideceğiz buralardan. Yerin dibine bastın zaten bu köy. Alacağım seni, götüreceğim. Gelecek misin benimle? Ne zaman? Sabaha karşı. Git bohçanı hazırla. Gün doğmadan alacağım seni. Ama Mustafa halam ne eder bir başına burada? Zaten çok hasta zavallı. Ya sen merak etme. Köylü yalnız bırakır mı hiç halanı? Ha? Hem biz hele bir nikah kıyıp gelelim. Halanı da alırız yanımıza. Bırakmayız onu buralarda bir başına. Şehirde bir doktor buluruz onu. İyi bir doktor. Kocaman hayat önümüzde, kaderim. Bizi bekliyor. Duyuyor mu Mustafa?
üşümüyorsun değil mi sen? Güzel yazdın. Al bakalım şunu üstüne. Titriyor ama sıcacık içim. Sen yanımdasın, üşür müyüm hiç? Ya niye titriyorsun o zaman? Heyecandan Mustafa kalbim yerinden çıkıverecek sanki. Kıyamam kızım. Gel bakayım be. Hala? Hala? Halam? Hala? Hala aç gözünü kurban olayım hala. Halam ne oldu? Kurban olurum kalk hala. Yardım! Yardım! Yardım edin! Yardım! Halam, halam iyi değil, bir şey oldu. Uyan diyor, uyanmıyor. Komşulara geç. Güzel. Ne olmuş Salih amca, nesi var? Kapıyı aç. Sabaha kadar ötecaklarmış. Durmayın burada dedi. Nesi varmış peki Salih amca? Kalp hastasıymış. Bilmiyor muydunuz hiç? Yok. Bilmem. Ne olacak şimdi? Peki yanına sokmayacaklar mı? Yok. Gece boyunca müşahede altında kalacakmış. Siz gidin dedi. Sabah gelirsiniz dedi. Olmaz. Ben gitmem bir yere. Ben burada kırılır yatarım gitmem. Kadir. Adam gidin dedi işte. Olmaz böyle burada kalmak falan. Hastane burası. İyi mi oldu böyle Salih amca? Halamı orada bıraktık geldik ama. Kalsan ne yapacaktın? İşte doktor gidin dedi. Öyle olsa derd elbet. Söylerler dedi mi Salih amca? Fatih! Fatih! Karotun! Komün!
komünistler kahrolsun. Faşistler kahrolsun. Komünistler. Kahrolsun. Faşistler kahrolsun. Komünistler kahrolsun. Komünistler. Şerefsiz deli! Sağ ol Salih amca. Gece gece zahmet verdim size de. Kader. Ne vardı Salih amca? Hocam sen bir başına böyle. Yok. Sağ ol Salih amca. Kaldın mı daha önce tek başına evde? Yok ama olsun. İstersen ben seni yarın yine hastaneye bırakırım. Hayırlı akşamlar Salih amca. Ne vardı Salih amca? Olmaz böyle. Sen korkarsın şimdi. Ben gece burada kalayım. Yok Allah razı olsun. Zahmet verdim zaten yeterince. Sen benden. Korkacak bir şey yok. Korkmuyorsun değil mi? Bir şey demeyeceğim ben. Korkuyorsan gideyim. Kafanı salla. Yok ki ama korkacak bir şey. Değil mi? Var mı? Ha kader. Yok değil mi?
Bacım hayırdır? Ne oldu sana, iyi misin? Adın ne senin? Bu köyden misin? Oğlum. Oğlum hastanede. Oğlumu bıraktım. Hastanede bıraktım. Hiç bırakmasaydım. Yaklaşma. Tamam. Tamam. Bak, yardım etmek istiyorum sana. Titriyorsun. Al şunu üstüne. Hayır. Tamam. Hastaneye götürür müsün? He? Hastaneye gitmek ister misin? Hadi gel. Kim sesi? Öğretmenim ben. İlkokul öğretmeni. Gürkaya köyüne tayin oldum yeni. İlk gelişim. Yolda birden bu kızcağızı görünce... Başına ne geldiğiyle ilgili bir fikriniz var mı? Halasından bahsetti. Halam hastanede dedi. Halasının yanına gelmek istiyor gibiydi. Öyle dedi. Durumu nedir halasının? Çok üzgünüm kızım. Başa sağ olsun. Yaptığını söylemezsen sana yardım edemeyiz. Anlıyorsun beni değil mi? Doktor bey, sizi bekliyoruz. Bir muayene vardı da. Geliyorum. Ben hemen geleceğim. Ben de gidip jandarmaya haber vereceğim şimdi, tamam mı? Sen bekle burada. İstemem, iyiyim ben. Jandarma olmaz. Nasıl olmaz, olur mu öyle şey? İstemem. Duramam ben artık buralarda, kimselere diyemem. Bak. Korkma. Korkacak bir şey yok. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Bitti. Her ne olduysa geçti artık. Ben şimdi geliyorum. Bekle beni burada, anlaştık mı? Aferin sana. Geliyorum şimdi. Hayırdır, bu kim?
Muazzez, Ziya doktoru çağır hemen. Gel böyle otur. Bekle beni burada. Sakın bir yere kıpırdama. Sancın var mı? Adın ne senin? Kader. Babası nerede bu çocuğun? Babası yok mu bu çocuğun? Şafı kimsesi yok. Başımıza kaldı. Sen dosyayı getir. Tamam. Ben bir çaresini bulurum. Ben de aynı durumdayım. Ne güzelmiş yemeğim. Kanamam var. Kanaması var. Yardım edin. Sakin ol, tamam. Bebek ölmüş değil mi abla? Haber vermek istediğin kimse var mı? Benim kimsem yok abla. Nereye gideceksin peki? Bilmiyorum abla. Hastaneden çıkınca ne yapacaksın? Nerede kalacaksın? Bilmiyorum. Ama sen merak etme, ben sana da yük olmam. Allah razı olsun, sen elini uzattın bana, yardım ettin. Bugüne kadar kötülükten başka bir şey görmedim abla bu şehre geldiğimden beri. Sen öyle değilsin ama Allah razı olsun. Yardım ettin bana. Ben de senden farksızım kızım. Evladımı kaybettim ben de. Kimsem yok benim. Bir torunum var. Anası olacak kızı doğurduğu gibi bıraktı gitti garibi. Madem gidecek yerin yok, gel benim yanımda kal. Hem arkadaşlık edersin bana, hem başını sokacak bir yuvan olur. O yavrucağın da anneye, anne sütüne ihtiyacı var. Talihsiz dünyaya geldi zavallı. Belli ki senin de başından bu genç yaşında çok şeyler geçmiş. Rızan olursa gel aynı çatı altında yaşayalım. Sen o garibe analık et, ben de sana. Ne dersin güzel kızım? Anladın değil mi kızım nasıl emzireceğini? İlk başta biraz canın acır ama birkaç güne kalmaz alışırsın. O kadar. Kızım kime konuşuyorum ben? Kader. Abla ben yapamayacağım. Kızım ne diyorsun sen? Al. Abla al, gözünü seveyim, al yalvarırım. Tamam tamam. Yok yok. Kızım korktu çocuk. Murat'ım canım. Kader ne oluyor? Abla ben yapamayacağım. Bak bakayım bana. El kadar bebekten mi korktun sen? Ondan değil abla, ben kendimden korkuyorum. Benim ne hayrım dokunur bu garibe. Sen kucağıma verince yaparım sandım ama ben yapamam abla. Benim ona zararım dokunur ancak günahım bulaşır. Ne olur beni bırak, ben gideyim lütfen. Bıraksam nereye gideceksin? Gene kendini mi atacaksın?
Hı? Ben sana kapımı açtım kızım. Öyle kara kaşının kara gözünün hatırına da değil. Torunuma süt ver diye aldım ben seni yanıma. Yazık değil mi bu çocuğa? Sen gidince kim emzirecek Murad'ımı? Torunumun senden başka çaresi yok. Anladın mı? Kızım. Senin de başından çok şeyler geçmiş belli. Hadi anlat bana. Anlat da rahatla. Kim koydu o bebeği karnına? Sen neden canına kıymak istedin? Hı? Sevdiğin mi terk etti seni? Yok, o beni hayatta bırakmazdı abla. Dünyada terk etmezdi. Biz öyle sevdik birbirimizi. Ben onu çok sevdim, canımdan çok sevdim. Hala buramda. Mustafa benim her şeyimdi. Ama izin vermediler bize. Ayırdılar bizi. Aramıza girdiler. Abla vallahi ne yaptıysam susturamadım. Tamam kızım. Senin bir suçun yok zaten. Geçti Murat'ım. Gitti, sen merak etme, gitti. Oh, mis kokulum. Hastanenin telefonunu yazdım, sehpanın üstüne koydum. En ufak bir şey olduğunda beni haberdar et. Hadi Allah'a emanet. Abla. Hı? Ya o adam yine gelirse? Gelmez, merak etme. Ama sen yine de ben çıktıktan sonra kapıyı üstüme kilitle. Kimseleri de açma. Sakın evden de dışarı çıkayım deme. Yok, çıkmam abla, merak etme. İyi. Hadi bak, Murat'ım sana emanet. Torunuma iyi bak. Hadi bakalım. Senin de anan baban yok ha, benim gibi. Bir başınasın bu hayatta. Gücenme sakın anana. Fizan'a da gitse aklından çıkaramaz seni. Hep çok sever, hep çok özler. İnsan sevdiğini bırakmaya mecbur kalıyor bazen. Ne kadar acı çekse de gidiyor çaresiz. Ben de Mustafa'mı bıraktım geldim buralara. Kim bilir şimdi ne halde, neler yapar. Gözüm hep arkada. Ama ne yapayım? Var mıydı başka şansım? Bebek nasıl? Tahminlerimiz doğru çıktı. Oğlumuz sarılık olmuş. Kurtulacak ama değil mi? Bir an önce kanını değiştirmemiz lazım. Tamam, ben vereyim. Bebeğin öz annesinin kanını almanın imkanı yok. Ben annesi değilim. Ben doğurmadım bebeği. Neden yalan söyledin o zaman bana?
Bu çocuğun annesi nerede? Bilmiyorum doktor bey. Vallahi billahi bilmiyorum. Sen benden kan al, kurtar zavallıyı. Kan grubun ne senin? Bilmem ki beyim. Gel benimle. Murat nasıl? Nereye götürdüler? Sarılık dediler abla. Kanını değiştireceklermiş. Benim kanımı verecekler. Ben seni çok aradım abla ama yok dediler. Hastaneye gelmedi dediler. Çok ağladım Murat. Ben de hemen koşa koşa hastaneye geldim. Dayanamadım daha fazla. Affet beni abla. Çok korktum. Doktor bey, Murat nasıl? İyi olacak. Merak etmeyin. Görebilir miyim? Şimdi değil. Birkaç saat sonra size haber verirler, görürsünüz. Bebeği tam zamanında yetiştirmişsin. Biraz daha geç kalsın, işimiz zordu. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Allah senden razı olsun kızım. Torunumun hayatını kurtardın. Bir kere daha onu bana bağışladın. Görsen nasıl ağlıyordu abla. O kadar korktum ki ona bir şey olacak diye. Böyle canımdan bir parça kopardılar sanki. Sen haklıydın abla. İyi ki verdin Murat'ı benim kucağıma. O benim kaderimmiş. Ben bugün onu anladım. Allah şahit bundan sonra kendi yavrum gibi bakacağım ona. Ya onun gözünden düşen bir damla yaş o kadar acıttı ya içimi. Allah'ıma şükrettim. Yaşamam için bana yeni bir neden verdi dedim. Kader. Murat nasıl doktor bey? İyi değil mi? Gözünü seveyim iyiydi. Dur sakin ol. Endişelenecek bir şey yok. Murat bebek gayet iyi durumda. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Çıkartacak mısın bizi? Bazı tetkikler için bir gün daha burada kalması gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Tabii tabii. Ne gerekiyorsa yapın doktor bey. Bizim acelemiz yok. Yalnız bundan sonraki aşamalarda anne sütü çok önemli. Bebeğin bağışıklığını tekrar kazanabilmesi için düzenli beslenmesi şart. Siz hiç merak etmeyin doktor bey. Ben onu sütsüz bırakmam. Sen onu böyle sevdikçe hiçbir şey olmaz ona. Merak etme. Allah senden razı olsun kızım. Ne demek abla? O zaman ben şimdi eve gideyim. Günlerdir uğramadım eve. Çocuğun çamaşırıydı, yemekti. Bir sürü iş birikti. Sen nasıl olsa buradasın. Tamam, sen merak etme abla, buradayım ben. Abla, sen eve gitmedin mi? Çok konuşma hadi, düş önüme. Abla, bir şey mi oldu? Düş önüme dedim Kader, eve gidiyoruz. Hadi. Ama Murat. Kalması lazım demedin mi doktor? Hadi yürü. Ama bir başına ne yapacak burada? Yazıktır. Ya yürü dedim. Abla bari ben kalayım yanında. Ne oldu şimdi? Yazıktır, günahtır. Gidersek anlar vallahi, hisseder. Kurban olayım, ben kalayım bari yanında. Ya saçma sapan konuşma be. Yürü. Kız. Ya yürüsene. Her işimiz acele. Vallahi billahi. Elim ayağıma dolandı yine. Nerede bu anahtar ya? Abla ben bilmeden bir şey mi yaptım? Apar topar getirdin beni buraya. Murat yalnız kaldı hastanede. Murat yalnız falan değil. Babaannesi var onun arkasında. Gerekirse ben dururum başında. Öyle tabii abla. Sen onu bunu bırak da doktora ne söyledin onu söyle. Hı? Murat'ın anası benim mi dedin? Yok öyle demedim de abla sen demedin mi ki? Murat'ın anası sen değilsin. Benim torunum o, benim kanımdan. Anladın mı? Kaptırma kendini bu kadar. Doktor benim torunum hakkında konuşuyor. Benim yüzüme bile bakmıyor. Kader Hanım'ın sırtını sıvazlıyor. Geç hadi. Orada. İçeri girdi. Sakin, kötü bir şey olmayacak.
Al şunları içeri götür. Muazzez bir sürü ötüberi almış Murat için. Götür de yerleştir. Neriman Hanım. Zeliha. Merhaba. Ne işin var senin burada? Ne yüzle geldin kapıma? Konuşmamız gerek. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Hani gidiyordun? Bir daha benim yüzümü göremezsiniz diyordun. Yine ne işler karıştırıyorsun? Bebeğim, torununuz yaşıyor. Lütfen onu bulmama yardım edin. Onu bulmam için bana yardım edin. Lütfen. Neriman Hanım, sizin yardımınız olmadan bebeğimi bulamam. Yalvarırım, yardım edin. Sen ne dediğinin farkında mısın? Torununuz yaşıyor diyorum. Hatta belki şu an başka birinin elinde. Ya abuk subuk konuşup benim asabımı bozma. Yürü git. Git, git, yürü, gitmiyorum. Gitmiyorsun öyle mi? Polisi arayayım da görsen. Kimi ararsanız arayın. Sizi torununuzun yaşadığına ikna edene kadar gitmeyeceğim. Beni dinlemek zorundasınız. Anlaşıldı, senden kurtuluş yok. Madem konuşmak istiyorsun, 7'de meydandaki çay bahçesine gel. Evde olmaz, Ayhan her an gelebilir. 7'de çay bahçesi. Hı-hı. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Odadaydın değil mi hep? Çıkmayacaksın bu odadan. Ben de senden farksızım kızım. Evladımı kaybettim ben de. Kimsem yok benim. Torunum var. Anası olacak kız doğurduğu gibi bıraktı gitti garibi. Bebeğim, torununuz yaşıyor. Onu bulmam için bana yardım edin. Lütfen. Neriman Hanım, sizin yardımınız olmadan bebeğimi bulamam. Yalvarırım, yardım edin. Bir yere mi gidiyorsun abla? Hastaneye gidiyorum. Bir iki saate gelirim. Sen bekleme beni, yat. Abla. Biliyorum kızıyorsun ama beni bir dinle sen. Sert çıktım sana biliyorum ama kaç gündür hastane ev arasında gidip gelmekten yoruldum ben de. Sinirlerim bozuldu. Şimdi konuşup daha da yorma beni. Hadi, hadi dinlen. Hadi yat, hadi. Thank you.
Tahsin haklı Zeliha. Neriman Hanım'a da biraz zaman vermek lazım. Onun da yaşadıkları kolay değil tabii. Benim zamanım mı var baba? Bebeğim şu an o kızın elinde. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Zeliha? Gördüm. Biz arabadayken gördüğüm kız Kader'di. Kucağında da benim bebeğim vardı. Niye kimse bana inanmıyor? Birini mi bekliyordunuz? Yok. Siz gelirken polis falan takip etmedi değil mi sizi? Kim var orada? Kızım! Kızım! Ama yavrum tamam. Dur. Ses versene, kim var dedim. Sen de gir içeri, camın önünde durma. Ben şimdi. Neredeydin? Şey... Murat'ı görmeye gittim abla ben hastaneye. Sen gitme dedin ama benim aklım kaldı. Odana git. Dedim. Dün gece ışığın açıkta uyumadın mı hiç? Kalk hazırlan, hastaneye gidiyoruz. Abla sen işinden olma, ben giderim. Beraber gideceğiz, hazırlan hadi. Murat nasıl? Murat bebek beklediğinden güçlü çıktı. Durumu çok daha iyi. Ama toparlanması için birkaç güne daha ihtiyacımız olur. Kalsın burada. Anlaştık mı? Çok
Çok şükür. Allah sizden razı olsun. Ne demek? Ne demek? Görevimiz. Bizim kız dün gece gece çıkmış, hastaneye gelmiş. Cahil aklıyla sizin de başınızı ağrıtmadı inşallah. Ben dün gece nöbetçiydim. Seni hiç görmedim kadar. Ne zaman geldin? Şey... Ben... Neyse, biz artık kalkalım. Sizi de daha fazla yormayalım. Tamam. Aklınız arkada kalmasın. Gözümüz Murat'ın üstünde. Teşekkürler. Abla izin ver anlatayım. Neyi anlatacaksın ha? Küçücük boyunla arkamdan ne işler çevirdiğini mi anlatacaksın? Abla! Abla dur! Dur! Dur yapma! Dün sen evden çıktıktan sonra peşinden geldim. Murat'ın anasıyla buluştun, gördüm. Kızın halini gördüm. Perişandı zavallı, yavrusunu istedi senden. Hani bebeği sana bırakmıştı? Bana yalan konuştun abla. Sen bir bebeği anasından ayırdın abla. Yapma, günahtır. Ne dedin onlara? Alacaklar mı torunumu benden? Hı? Ne dedin? Alacaklar mı? Hı? Ne dedin? Abla buraya geldiğinde de duydum ben sizi. Bebeğim yaşıyor dedi, yardım istedi senden. Duydun da duymazdan geldin ha? Gözümün içine baka baka arkamdan iş çevirdin. Tüh, yazıklar olsun sana. Öyle bir şey yapmadım abla. Ben de ne edeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Bir yanda bebesi için ağlayan bir ana, bir yanda sen. Ben o kızı tanıyorum abla. Hastanede yanıma geldi benim. İyi misin dedi. Hatırımı sordu. Temiz bir kız o, kötü değil. Ya sus! Bir kere görmeyle nereden bileceksin iyi mi kötü mü olduğunu? Ben çoğu şeyi bilmem abla. Ama kötüyü bilirim. Bir bakmada tanırım. Ben kötünün alasını yaşamışım. Sen de kötü değilsin abla. Canıma kıyacaktım. Aldın, çektin, kurtardın beni. Canını bana emanet ettin. Canıma can kattın. Sen ne yaptın? O cahil aklınla bana ihanet ettin. Ben bir şey yapmadım abla. Dün sizi çay bahçesinde dinledim. Her bir şeyi duydum. Ne edeceğim, ne yapacağım ben de bilemedim. Hiçbir günah olmayan bebeği düşündüm. Ben de anasız büyüdüm abla. Anasızlık çok fena. Murat anasız kalsın istemedim. Benim gibi olsun istemedim. Konuştun değil mi Zeliha'yla? Anlattın ona her şeyi. Yapamadım abla. Kapısına kadar gittim de gerisin geri geldim. Senin bana yaptığın iyilikleri düşününce konuşamadım. Abla hadi gel. Daha fazla günaha girmeyelim. Verelim bebeği anasına. Yazıktır abla, anasına da yazık. O senin yine torunun, yine canın. Ya hiçbir şey bilmeden konuşuyorsun. O ne yılandır bilmiyorsun. Gencecik evladımı aldı benden. Evlat acısı yaşattı bana. Şimdi de torunumu istiyor. Abla bir dur.
Kocaman hayat önümüzde, kaderim. Bizi bekliyor. Nasıl atıyordu ya Mustafa? İşim yandı değil mi sen? Güzel gözlüm. Al bakalım şunu üstüne. Titriyorum ama sıcacık içim. Sen yanımdasın, üşür müyüm hiç? Ya niye titriyorsun o zaman? Heyecandan Mustafa kalbim yerinden çıkıverecek sanki. Hani kocaman hayat vardı önümüzde Mustafa. Bak ne hallere düştük. Yanımda olsan da yol göstersen. Buraya geldi değil mi? O kapıya kadar geldi değil mi? Ne dedin ona? Ha? Söyle. Sesini çıkardın mı? Söyle. Abla sen ne diye kapıyı üstüme kilitledin? Yine kaçma diye. Kilitlemesem kim bilir bu sefer ne diye kaçacaktın. Konuştun mu o adamla? Söyledin mi bebeğin yerini? O adam benim yüzüme baka baka senin oğlun katil dedi. Gül gibi oğluma laf söyledi. Ölmüşün arkasından konuştu. Abla. Abla ne? Sen hala onlara iyiydi. Bebeği onlara vermeye çalış. Ben torunumu kimselere vermeyeceğim, anladın mı? Kimseler alamayacak onu benden. Torunumu onlara verirsen seni burada tutarım mı sanıyorsun? Nerede bulduysam oraya atarım seni. At abla! At! El kadar bebeği anasız koyacağıma sokaklarda bir başıma kalırım daha iyi. Senin dilin çok uzadı. Bana bak, çabuk pılını pırtını topla, yürü gidiyoruz. Sen gör bakalım benim torunumu elimden almak kolay mı? Kim geldi yine dandan susmadı bu kapı? Ne bileyim ben. Suratıma bakacağına git aç şu kapıyı. Git! Allah'ım ben ne günah işledim de bu çocuğu verdin benim başıma sen. Oh. Hiç huzur bulamayacak mıyım ben bu dünyada Allah'ım? Yürü hadi yürü. Çıkar. Hayırdır Neriman? Eline düştüm arkadaşım. Başka şansım kalmadı. Allah aşkına şunu idare ediver. İki gün burada sakla. Allah aşkına. Kafayı mı yedin? Elinde bebek, el alemin kızını kilitledin odaya. Ben ne yaptığımı bilmiyor muyum Halil? Mecburum oğlum. Mecburum. Neriman bu işten yırtamazsa ben de yanarım. Of, başım tuttu yine bir. Biraz çıkıp hava alacağım. Sen de sakın kadere ilişeyim deme. Anasından zavallıyı. Yapmayın. Bebek salonuna. Git al arka pencereden çık çabuk. Bebek salonuna.
o kızı dedim. O kızdan sana hayır gelmez dedim. Lakin ikna edemedim Mustafa'yı. İlla da ben kadere varacağım diye tutturdu. Mustafa sana yaptığımı bilmeyecek kader. Hele ki karnına bebek koyduğumu hiç bilmeyecek. Yapma, yapma, kurban olayım, bu senin bebeğin değil. Yapma, benim canımı al, ona kıyma ne olur. Mustafa. Kader. Mustafa. Sen ne yaptın Mustafa? Ben vurmasaydım o seni vuracaktı ya. Alacaktı canını. Nasıl yaptın bunu baba? Mustafa. Bu kötülüğü, bu şeytanlığı nasıl yaptın bana baba? Mustafa. Sen bana nasıl demedin? Onca vakit ben bunun aynı çatı altında. Ekmeğledim, yüzüne baktım ben onun. Mustafa, bir dinle, gözünü seveyim. Sen neden kaçtın? Neden hiçbir şey demeden kaçtın bana? Deme öyle, kurban olurum Mustafa. Söylesen daha o günden baba katili olacaktın. Mahpus damlarında çürüyecekti gençliğin. Nasıl söyleseydim? Şimdi ne oldu ya? Bak gene buradayız. Babamın günahı seni de beni de buraya kadar getirdi ya. O bebe. Orhan, vurmuşlar adama. Ay, ölmüş mü acaba? Gel böyle, karışma sen. Arkadaşlar, ortalık karışacak. Polis falan arayalım. Mustafa, hadi git buradan. Git, polisler birazdan buraya toplanıver. Hadi. Mustafa, duymuyor mu beni hadi? Mustafa, git dedim. Mustafa. Sakın, sakın.
Sakın Kader. Ben vurdum onu. Senin arkana saklanacak değilim. Babam olacak siz yaptı yapacağını. Benim yüzümü yere eğdi. Ver onu Kader. Kader! Gel sen benimle. Nereye Mustafa? Rıza! Yok mu Mustafa? Ya bizi saklamak istemezse? Başım. Sen dur böyle. Sen gel benimle bakayım. Mustafa. Anlat kardeşim, ne işler getirdin başına? Sana bir adam. Babamı vurdum. Sen ağzın ne diyor Mustafa? Babam yüzünden kaçmış köyden Kader. Bu kucağındaki bebek babanın bebeği mi yoksa? Burası karışık. Değil diyor Kader. Ama yüklü dedelerdi Kader için. Nasıl iş anlamadım Rıza. Aklım gitti benim de. Anlamıştım ben. Yıllar sonra kapıma gelir oldunuz. Önce sen, sonra baban. Sen kaderin peşinde. Baban senin. Anlamıştım ben hala alamet olmadığını. Keşke yollamasaydım senin kaderin peşinden. Sen de bir şey anlatmadın ki kardeşim. Ne bileyim ben işin buraya geleceğini. Ha? Gören oldu mu sizi? Ha? Oldu mu? Bak köy değil burası. Bir gören olduysa polis alır sizi 2 günde. Mahalleli geldi ama kaçtık. Kimse görmedi buraya geldiğimizi. Sen bizi tutacaksın burada kardeşim. Yardım edeceksin bize. Edeceğim de sonra ne olacak Mustafa? Ya hele bir soluklanalım. Hele bir sabah olsun. Olsun, olsun da Mustafa sonra ne olacak? Ne düşünüyorsun Mustafa? Hele bir sabah olsun. Anamın yemenisi. Çıkardın ha? Demek benden vazgeçtin ha Kader. Olur mu öyle şey Mustafa? Ben o günden beri hiç çıkarmadım o yemeniyi. Bugüne kadar hep ondan güç kuvvet aldım da ayakta durdum. Babam bebeğim o kucağındaki Kader. Öyleyse dost doğru söyle, gözünü seveyim. Bu saatten sonra her şeye hazırım. Yüklü dedilerdi senin için. Babam mı? Babanın
Karnıma koyduğu bebe öldü Mustafa. Hiç yaşamadı. Bir nefes dahi almadı şu hayatta. Benim değil bu bebe. Sahip çıktım ben buna. O da benim gibi bir başına. Gariban. Anasından ayırmışlar zavallıyı. Koydular kucağıma. Ama biliyorum Allah gönderdi onu. Senin acını dindirsin diye yolladı Rabbim. Anası nerede ya? O yüzden çıktım ben gece vakti evden. Bebeği anasına götürecektim ama... Anasına götüreceğim bebeği. Sonra da kaçalım buradan ha Mustafa. Hele bir sabah olsun. Buradayım ben kadar. Yanındayım. Hadi yat sen. Sen kimsin lan? Sakin ol arkadaşım, yabancı değilim. Rıza kardeş, Mustafa nerede? Mustafa gitti Kader. Nasıl, nereye gitti? Karakola gitti. Teslim olma. Gitmez. Mustafa'm gitmez, beni bırakmaz. Söyle çabuk, nereye gitti Mustafa, nerede? Kader tamam, sakin. Tamam. Karakolsa hangi karakol? O zaman oraya götür beni, kurban olayım. Allah'ını seversen olmaz, nerede? Olmaz, olmaz. Mustafa yaptı seçimini. Saygı duyacağız. Benim elimden bir şey gelmez. Senden olur isteme benden böyle bir şey. Yakın mısın? Uzak dursun Mustafa'dan. Kendi iyiliği için vazgeçsin. Kader! Kader! Bırak beni. Nereye gidiyorsun? Mustafa'nın yanına gideceğim. Durduracağım onu. O adam kararını vermiş. Bundan sana hayır gelmez. Bırak gitsin. Sokaktaki o adam o mu vurdu? Abi hiçbir şey bilmiyorsun. Gözünü seveyim, karışma. Eder.